Ford Kuga stil paketi. 2017'nin en tutan 4x2 SUV sınıfı en baz modeliyle birlikte 1.5 dizel otomatik stil paketidir arkadaşlar. 300 tork olarak 120 beygir olarak karşınızdadır. Diğer seçeneklerde ise manuellerde 1.5 dizel 120 beygir 270 tork olarak sunulmaktadır. En baz modelidir. En baz modelde bile Ford jantları, gövde rengi, kapı kolları, arka fark sensörü ve aracın heybetli yapısını en baz modelde bile yüksek tutar. Arka fark sensörleri vardır. Geniş stoplar, keskin hatlı yapısıyla yollarda dikkati çekmektedir. Yeni ÖTV indirimleriyle birlikte Ford Kuga'da fiyatlarında indirim olmuştur. LED ön farlar, krom kaplamalı ön ızgaralı heybetli yapısıyla sunulmaktadır. Yeni indirimlerle birlikte en çok tercih edilen araçlardan bir tanesidir. Aracın arka kapağını açtığımızda tam plakalık kısmında kamera bir üst pakette belirtmiştim. Bir üst pakette ancak bulunan çek, bırak ve baskı yap panjur sistemi ile arka bagaj kapağı panjuru bulunmaktadır. Bagaj kapağında ekstra olarak yakıt doldurma, kriko, yedek lastik ve onun altındaki sistemler bulunmaktadır. Arka bagaj kapasitesi 456-460 litre civarındadır. Aracın ikili oturma şeklinde arka taraftaki koltuklar yatırıldığında ise 1600 litre kapasiteye sahiptir. Geniş açılabilir kapısıyla biniş kolaylığı sağlamaktadır. Diğer araçlarla karşılaştırdığımızdaki aksesuarsal olarak biraz daha düşük ancak güvenlik açısından daha yüksek ve daha fazla ekstra güvenlikli bir Ford göreceksiniz. Hız sabitleme sistemi, sesli yönlendirme sistemi, 4.2 inç ekran ve direksiyondan yönlendirebilen birçok sistem ekstra vardır. CD-ROM sistemi ve sesli yönlendirme sistemi hepsi birbirine yakın ve şoförün ulaşabileceği bir yerdedir. Aynı zamanda direksiyondan da bunları kontrol edebiliriz. Bas çalıştır, anahtarsız çalıştırma, klima sistemi, start stop ve dokun, çek, bırak, el freni bulunmaktadır.
ve şoförün ulaşabileceği gözlük saklama alanı ve birinci kalite basın plastikle yapılmış diğer özellikler ve mikrofon kısmı bulunmaktadır. Bu aracın yüksek görünebilir gözlemi ayar olarak çok iyi, mühendislik harikası olarak araçta dizayn edilmiştir. Araçta Sync sistemi ile birlikte medya erişimi, USB erişimi, Bluetooth'la cihazınıza erişimden bahsediyorum. Ekstra size telefonunuzdaki kişilere ve USB'nizdeki kişilere sesli yönlendirme ile ulaşabilmektesinizdir. Sync 1 sistemi kullanılabilmektedir bu araçta. CD-ROM sistemine de aynı yerden ulaşılabilmektedir. Sesli yönlendirme sistemiyle bastığımızda sesli olarak USB, iPod, telefon ve Bluetooth eşleştirme ile ilgili sesli yönlendirebilirsiniz. Ve aracın sol tarafında otomatik yanan farlar, far yükseklik ayarları ve diğer sistemlere ulaşabilirsiniz. Parçalı kumaş yapısı, Isofix, yani bebek koltuğu bağlama, 12 volt çıkış ve arka klima sistemleri, fan bulunmaktadır. Ve saklama alanında ekstra olarak vardır. Ve aracın genişliğini ilk girdiğimiz gibi zaten hissedebiliyoruz. Birinci kalite deri ve plastik basım vardır. Aracın arka yolcu kısmında bile. Koltuk ayarları, parçalı kumaşı yine gördük. Ön tarafta da var. Motor sistemi Duratorp motor sistemine sahiptir. Yakıt miktarı olarak 4.5-4.8 litre civarındadır. Bu bilgilere ulaşabilmemiz için Ford'un kendi sitesine girebilmek güzelmiştir. Ford'un kendi sitesine baktığımızda, ambleme tıkladığımızda ana sayfaya geliyoruz ve bütün özellikleri, aldıkları ödüller, binek araçlar, ticari araçlar ve aksesuarlar her anlamda ulaşabilmekteyiz. Ford Kuga'nın modelleri karşılaştırabiliyoruz. Test sürüşü, randevusu alabiliyoruz ve özellikle test sürüşünü öneriyorum arkadaşlar. İstediğiniz bayiden hangi araçla test sürüşünü yapabileceğinizi bu şekilde bilgilerini alabilirsiniz. Ve bütün özelliklere, araçtaki detaylı olan bütün özelliklere buradan ulaşabilmektesiniz. Ve bunların hepsi videolu sistemlerle size anlatılabilmektedir. Fark etme sistemi, sesli yönlendirme sistemi ve diğer bütün güvenlik sistemleri, bundan önceki anlattığım Kuga'nın titanyum özelliklerinde anlatılabilmektedir. Özellikleri buradan güvenlik, fonksiyonel özellikler,
ve e-broşürlere buradan ulaşabilmekteyiz. Ve buradan da fiyatlara bakmak istiyorsak 2018 en son fiyatları tıklattığımızda PDF olarak indirilebilmektedir. Araç oluşturmaya kadar bütün özellikler vardır. Bastığımızda saniyesinde çok küçük bir megabyte ile PDF olarak iniyor. Buradan da bütün özellikleri inceleyebilmekteyiz. 2018 fiyat listesinin tıklattığımızda bütün sistemler indi. Evet. Bakalım. 15 sayfalık bir broşür. Evet. Sesli yönlendirme sistemi, park etme sistemi. Bütün her şey burada. Şanzımanın sistemi ve renk seçenekleri. Bütün hepsi gösterilebilmekte. Jant seçenekleri var. 17 inçten 19 inçe kadar hepsi bulunabilmekte. Aracınızın farkını buradan kavrayabilirsiniz. Ve özellikle bir araç alacaksınız. Kesinlikle diğer firmalarda da bu şekilde araştırmanız ve karşılaştırmanız gerekiyor. Ve özellikle bakım fiyatları çok çok önemlidir. Aracı ucuza aldım diyorsunuz ama örneğin başka markalarda 1000 liraya 2000 liraya bulabilecek bakımlar vardır. Aracı ucuza alıyorsunuz ama yüksek bakım ve maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Ve buradaki tüm bakım maliyetleri gösterilebilmektedir. 2018 fiyatları olarak garanti süreleri, bakım paketlerinin içerikleri, yapılan masraflar ve ana bakımdaki özellikler nelerdir? Hepsi gösterebilmekte ve bakım paketleri kapsam dışı işlemler. Onlar da detaylı bir şekilde yazılmaktadır. Bakalım teknik özellikleri karşılaştırdığımızda standart ve opsiyonel özellikler gösterebilmekte. Biz stil pakete bakıyoruz. Stil paketi bulmak için benzinli olarak var ve dizel olarak var. Dizel biz paketi göstereceğim. Ancak stilin içindeki bütün özellikler diğerlerinde de vardır. Şehir içi yakıt sistemi ne kadar yakıyor? Demin anlattığım bagaj hacmi ve bütün donanımsal özellikler her şeyle birlikte ekstra Ford'un kendi sitesinde gösteriliyor arkadaşlar. Standart, opsiyonel gelen bütün özellikleri buradan stile bakıyoruz. S standart, O opsiyonel, tire böyle bir özellik yoktu. Ve bütün detaylara bu şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu aracın fiyatı en son 156 binlerden 140 bin lira civarlarına düşmektedir. 2018 Ocak ayında fiyatlar hazır düşmüşken diğer firmaların araçlarıyla karşılaştırın ve özellikle araçlardaki faiz sistemine bakın. Eğer kredili alacaksanız hangisinin kredi oranı yüksek? Aracı düşük alıyorsunuz ama kredi oranı çok yüksek olur. Bu da sizi etkiler. Düşük bir marka alabilirsiniz. Ama bu da sizi etkiler. Bu yüzden araç alacaksanız her şeyi düşünerek kesinlikle almanız gerekiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kuga'nın bütün özelliklerini aynı zamanda işaretliyorum. Buradan da bakabilirsiniz. Ford.com.tr'ye girip bu şekilde aracın özelliklerini öğrenebilir ve araç karşılaştırabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.